Alanya Belediye Başkanlığı görevinde ikinci döneminin dördüncü yılını geride bırakan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkanlığı'nda Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı yapıldı. Mecliste faaliyet raporu oylaması öncesi başkanlık koltuğunu meclis başkan vekili olan MHP'li meclis üyesi Ali Şahin'e devretti. Mehmet Ali, pardon Muammer Özbudak. Muammer Özbudak. Mehmet Ali Tekin. Oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Devir işleminin ardından Şahin'in yönettiği mecliste 2022 yılında yatırımlar ve 2023'te gerçekleşecek önemli yatırımların anlatıldığı tanıtım videosu izletildi. Meclisin başlangıcında AK Parti'den Alper Birer, CHP'den Erkan Demirci, MHP'den Mustafa Tuna ve İYİ Parti'den Hacı Mevlüt Zavlak gündeme dair birer konuşma yaptı. CHP sözcüsü Erkan Demirci, Alanya arıtmasının yer altına alınmasına yönelik Turizm Bakanlığı ile Kemer'deki yapılan protokol benzeri bir çalışma için görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekti. Bakanlık desteğiyle yapılacak tesis tamamen yer altına alınıp yenilemesi sonrası işletme gelirinin 20 yıl bakanlıkta kalması planlanıyor ifadesini kullandı. Demirci özellikle Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını beğendiklerini ancak dere yatakları konusunda daha hassas davranılması gerektiğini istedi. Zavlak ise sosyal belediyecilik anlamında tarihi binalara sahip çıkılması ve kültür sanat faaliyetleri, kırsaldaki yol çalışmaları ve temizlik işleri konusunda da başarılı buluyoruz ancak kent disiplini konusunda cazibe kaybedildi dedi. AK Parti adına konuşan Alper Birer ise sayılardan örnekler verdi. Konuşmasından hedeflenen yatırım bütçesine göre yatırım harcaması beklenenden daha az gerçekleşmiştir dedi. MHP sözcüsü Mustafa Tuna da belediyenin çalışmalarını başarılı bulduklarını dile getirdi. Ali Şahin'in başkan vekilliği yaptığı mecliste faaliyet raporu AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin kabul, CHP'nin çekimser oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.